Vize ve finalde çıkmış integral soruları 40. Bu videomuzda Kültür Üniversitesi'nde 2014 yılı birinci vizede sorulmuş bir integral sorusunu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. İntegral x kare bölü kök içinde 16 eksi x kare dx integralini hesaplayınız denmiş. İntegrale dikkatlice baktığımızda integralin içinde a kare eksi x kare mevcut ve integral değişken değiştirmeyle çözülemiyor. Bir integralin içinde a kare eksi x kare. Bu a'nın yerini tabii ki bir sayı alacak. X kare eksi a kare. Veya x kare artı a kare. Bulunuyorken bu integral değişken değiştirmeyle de çözülemiyorsa trigonometrik dönüşüm gereklidir. Bu integralin trigonometrik dönüşümle çözüleceğini belirlediğimize göre bir dik üçgen çizmeliyiz. Buraya teta diyelim. Bu kök içinde 16 eksi x kareyi dik kenarlardan birine koyacağız. İstediğimize koyabiliriz. Eğer ki arası artı olsaydı bunu hipotenüse koyacaktık. 16 eksi x kare olduğuna göre hipotenüsümüzün 4 olması lazım. Çünkü 4'ün karesi 16 eder. Bu dik kenarımızın da x olması lazım. 4'ün karesinden x'in karesi çıkartılıp kök içine atılırsa bu kenar verilir çünkü. Şimdi bunları belirlediğimize göre dik üçgende kenarları bildiğimiz trigonometrik değerleri çıkartmaya başlayacağız bu üçgenimizden. Sinüs teta karşı bölü hipotenüs kök içinde 16 eksi x kare bölü 4 kosinüs teta x bölü 4 tanjant teta karşı bölü komşu kotanjant teta komşu bölü karşı. Bunların içinde hangisi en kolay, hangisinde x en kolay yalnız bırakılabiliyorsa yapacağımız dönüşüm oradan elde edilir. Ki burada x'in en kolay yalnız bırakılabildiği ki diğerlerini de bırakmak neredeyse mümkün değil, budur. Burada x'i yalnız bırakırsak x eşittir 4 kosinüs teta dönüşümü yapmalıyız. Yapılacak dönüşüm budur. X gördüğümüz yerlere bunu yazacağız. Sorunumuz dx yerine yazacağız. Bunun teta'ya göre türevini alıyoruz. Dx bölü d teta. 4 cos teta'nın teta'ya göre türevini alırsak eksi 4 sin teta olur. Yani buradan dx yerine eksi 4 sin teta d teta yazmalıyız. Bunu anladık. Şimdi integralde bu dönüşümü gerçekleştirelim. X'e bağlı integralimizi teta'ya bağlı hale getireceğiz şimdi. İntegral x gördüğümüz yere 4 cos teta yazıyoruz. 16 cos kare teta bölü kök içinde 16 eksi x yerine 4 cos teta yazarsak 16 cos kare teta çarpı buradaki dx yerine de eksi 4 sin teta d teta'ya. Buradaki kökün içinde 16 parantezini alırsak burayı farklı bir renkle devam edelim. İçeriği 16 parantezine alırsak 1 eksi cos kare teta eder bu. 1 eksi cos kare teta da sin kare teta'ya eşittir. Bu kökün içi 16 sin kare tetadır. O da dışarıya 4 sin teta olarak çıkar. 16 cos kare teta bölü 4 sin teta çarpı eksi 4 sin teta d teta. Sin tetalar burada gider, 4'ler burada gider. Eksi 16'yı integralin dışına çekersek
cos kare teta d teta kaldı integral için. Bir integral içinde yalnız başına sin kare veya cos kare olursa yarım açı formülü ile dönüşüm yapmalıyız. Buradaki cos kare teta yerine cos 2 teta'yı düşünelim. Cos 2 teta'nın yarım açısı 2 cos kare teta eksi 1'dir o. Bunu bu tarafa atarsak cos kare teta yerine cos 2 teta artı 1 bölü 2 yazmalıyız. Artı 1 bölü 2. Ki bu integrali alabilirim. Şuradan o işlemle devam ediyorum. Eksi 16 çarpı cos 2 teta artı 1 bölü 2 dt. Buradaki 2 ile 16 sadeleşir 8. Eksi 8 cos 2 teta artı 1 dt kaldı. Buradan integrali alacak olursak eksi 8 cos 2 teta'nın integrali sin 2 teta bölü 2'dir. 2 teta'nın türevi artı buradaki 1'in integrali teta'dır artı c. Buradaki eksi 8'i de çarpım olarak dağıtırsak eksi 4 sin 2 teta eksi 8 teta artı c olur. Şimdi buradaki sin 2 teta ve teta yerine x'li hallerini geri döndürmemiz gerekiyor. Buradan x'in 4 cos teta olduğunu biliyoruz. Buradaki teta yerine geleceği ayarlayacağız. X bölü 4 eşittir. Kosinüs teta'dır. Buradaki teta ile x bölü 4'ü yer değiştirirsek kosun başına ark gelir. Teta eşittir. Ark kos x bölü 4'tür. Bu teta'nın yerine gelecek kısmı hallettik. Şimdi sin 2 teta'nın yerine gelecek kısmı halledelim. Sin 2 teta'da yarım açıdan açmamız gereken bir trigonometrik ifadedir. Sin 2 teta 2 sin teta çarpı cos teta'dır. Cos teta'nın zaten sin teta ve cos teta'nın yukarıda ne olduklarını biliyoruz. Cos teta x bölü 4. Onu bir yazalım. Sin teta'ya da bakalım. Sin teta'mızda kök içinde 16 eksi x kare bölü 4. Kök içinde 16 eksi x kare bölü 4. 16 eksi x kare bölü 4. Şu 2 ile şunu sadeleştirirsek x kök 16 eksi x kare bölü 8 elde ederiz. Şimdi onları getirip burada yerlerine yazdığımızda eksi 4 ile şunu çarparsak eksi x kök içinde 16 eksi x kare bölü 2 eksi şunu da 8 ile çarpacağız. Teta yerine ne yazacağımızı da belirlemiştik. 8 art cos x bölü 4 artı c olarak integralimizin en son sonucunu bulmuş olur. Zorlu bir trigonometrik dönüşüm gerektiren integraldir. İşlemler epey matematikte ilerlemiş olmamızı gerektiriyor. Trigonometriye epey hakimiyet gerektiren bir sorudur bu. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyorum.